Nolan İrem ya, sen neden bu kadar kızgın? Çok sinirliyim Elemen, çok sinirliyim, öyle böyle değil yani. Ne oldu ya, ne yaptılar sana? İnsanlar benim Tolga ile mutlu bir yuva kurmamı istemiyor, çekemiyorlar bizi. Hayır öyle düşünme ya Fulay İrem, herkes senin mutlu olmanı istiyor ya. Hayır, istemiyorlarmış demek ki. Yok Tolga bir kafedeymiş, yok bir kızlaymış, yok beni aldatıyormuş falan filan, hiç öyle bir şey yok. Neden böyle yapıyorlar ya? Ya bunlar klaş ya. Ya sen bunlara gelme. Bunlar insanlar yapar böyle şeyler, dedikodu yapar ya. Hiç bilmiyorum ama bunun hesabını soracağım. Hiç merak etme yani. Bulmuş ya. Bu nefet. Demek ki sen Rize Spor'u tutaysın değil mi? Hem de ne tutmak ya. Yemin ediyorum böyle kanımı böyle kessem mavi yeşil akar ya. Yemin ediyorum ya vallahi. Uluşan, ben seni çok sevdim de. Ben de sizi sevdim İsmail Bey, yani size karşı boş değil. Fıs Uncle, çok özür dilerim ya. Ben bu kardeşim bir daha gelmeyecek diye söz verdim size, yine gelmiş. Hadi gidelim Ercümen. Konuşma, geç yerine. Çalış sen ya. Çalış ya. Yemin ediyorum ya, ben Aydar Yaylası'na bayılıyorum ya. O yaylaya böyle çıkıp açıp da kolları... O ne güzel hava ya, o ne güzel hava ya. Çok güzel. Uluşam, ben seni bu yazın Aydır Yaylası'na götüreceğim. Söz ula. Ya sen ne tatlı, ne güzel atafsın ya. Çok iyi adam ya, vallahi. Peki uşam, sen ne iş tutaysın da? Ya vallahi ne olursa tutarım ya, tutarım ben ya. İşte bırak bu ya. Bak. Tuttuğunu koparanlardan yani. Çok severim öyle uşakları ya. Nine fıs uncle, nine ya. Ya bu hiçbir şey bilmez, hiç bilmez. Yalan söyleme Ercüment. Fıs uncle. Yapma böyle. Git hadi. Ya ben Karadeniz'i çok seviyorum ya. Çok güzel Karadeniz ya. Tamam uşağım, bağırma da dur. Tamam ya, ama tutamıyorum kendimi. Çok iyi. Tamam hocam, sakin ol. Hayır, inanma ya fıs uncle buna. Ha, bu çocuk sevmez öyle yerler. Ha, bu çocuk plaj sever, ondan sonra dance club sever. Ha, böyle şeyler sevmez ya, yalancı. Ya konuşma ya, manyak. Bu ne anlat ya? Şey, diyor ki İsmail Bey, ben sizin özel asistanınız olsam nasıl olur? Güzel fikir uşağım be. Tamam, sen benim asistanım. Ya, tamam, çok iyi ya. Çok iyi ya, ben bundan sonra sen asistanım. Peki uşağım, sen hangi okul mezunusun? Hayat okulunu bitirdim ya, hem de birincilikle ya. Abi ya. Çok güzel, çok güzel. Peki uşağım, sen yabancı dilde biliyor musun? Ya var bende yani, yabancı dilde var yani de süper yani. Nein ya, nafısız uncle, artık çok yalan söylüyor bu çocuk ya. Ya bu Türkçeyi doğru konuşamıyor, görmüyor musunuz? Nein. Ya uşan, bu ne diyor ya? Peki sen hangi yabancı dilleri biliyorsun? Ya geçen Vedat Muriç nasıl gol attı ya, nasıl gol ya? Uşağım ya, çok severim bu uşağım ya, aslan gibidir. Çok iyi ya, çok iyi vuruyor. Bir vuruyor yani, gol oluyor ya. Yalnız bu arada saçınız çok iyi ya. Yani ben böyle gelişimini izliyorum, kronolojik olarak çok iyi büyüyorlar yani. Ben şimdi sizin özel asistanınız olursam, yani sizin gibi bir duayı neden öğrenmek çok iyi gelecek bana ya. Uşağım, seni artık bundan sonra kişisel asistanım yaptım. Ya çok iyi ya. İsterseniz odanıza doğru gidelim. Buyurun, buyurun efendim. Bir de orada serpme kahvaltı mı söylesek ya ortaya? Serpme söyleyelim uşağım. Haydi. Buyurun İsmail Bey, buyurun. Seni ben mamaya söylemez miyim Ercüment? Kaç bakalım sen. Tukov, Tukov çocuk ya, rezil ediyor beni arbaytta ya. Haluk kankana ben ne diyeceğim şimdi ya? Ya biraz maaş az ama olsun yani. Ya benim parada gözüm yok biliyorsun değil mi? Yani huzur, benim için huzur çok önemli, huzur. Ya sana inanamıyorum ya. Ha biz nasıl aynı mamadan çıktık seninle ya? Ha dünyanın en sevimsiz brother'sın ya. Nasıl bir kardeşsin sen? Sen hala burada mısın ya? Gitsene. Ya ben artık burada hiçbir yere gitmiyorum bacım ya. Bana bacım deme ya. Ben senin bacım falan değilim. Hep burada ne demek ayrıca? Ya sorma ya Fulay İrem. Ya fıs fıs uncle geldi bunu bacım. Asistan yaptı, kişisel asistan yaptı kendine. Ne? Asistan mı? Evet.
Hem de kişisel asistan yani. Stajyer falan değil. Of İsmail Bey, of ya. Yani bugünün asistanları yarının müdürleri olabilir bacım. Bana bacım deme. İsmail Bey, ben diyorum ki kemençe kursuna mı yazılsam? Uluş ya. Senin abi Karadeniz kültürüne olan ilgin benim mestede iyi ya. İşte benim asistanım böyle olacak da. Ya Fısfıs Ankıl, anlamıyor musun ya? Ya bu sarımsız burada sana alabalık yapıyor. Alabalık değil, yalakalık yapıyor diyeceksin. Ya, yalakalık yapıyor. Ya sus ya, manyaklar. Benim kitabımda öyle bir şey yazmaz. Uşaklar, bakın. Bundan sonra mesai arkadaşınızla böyle konuşmayın. Ayıp oluyor da. Doğru söyle ya. Yemin ediyorum İsmail Bey ya. Bana Karadeniz'in kapılarını açtınız ya. Meğersem hep ters bakıyormuşum ya. O Karadeniz'in kapılarını açtınız. Oradan bir hava geldi ki bana. Ciğerlerime kadar doldu. Oksijen doldum ya. Meğersem Karadeniz, hey gidi Karadeniz, ne güzelmiş ya. Ya uşak, şimdi öyle değilsin ya, duygulandırıyorsun beni daha ya, deme ya. Fısfıs Ankıl, ya bu çocuk rap sever ya, rap sever. Sen rap seviyorsun ya, sen ne kımançıdan anlayacaksın ya. Tamam, seviyorum, rap de seviyorum. Ha bak, bak iltifat etti, iltifat etti, gördünüz. İltifat etmedi, itiraf etti. Ya itiraf etti işte ya Fısfıs Ankıl. Ya tamam seviyordum ama ta ki Karadeniz'in bana kapılarını açana kadar. Farz ettin yayladayız, Ayder Yaylası. Ula uşağım. Haydi gidelim de Sabih Hemşin tulumu dinleteyim de. Haydi, haydi. Ya ben çok seviyorum tulumu ya. O nasıl çalınıyordu o, ben çok seviyorum. Ya sevim siz Ercüment. Ha seninle görüşeceğiz, mamaya söyleyeceğim seni. Gel, seninle koş, görüşeceğiz. Gel. Ay gitsin lan. Ya Fräulein'le mamaya söyleyeceğim benim. Buraya bak, geldi bak. Tamam, sakin. Siz hangi yüzle geldiniz buraya? Yeni yüzümüzle geldik İrem Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.